Merhaba, Halk Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben yatırım danışmanlığı bölümünden Huzeyfe Karakuş. Bugün 2 Eylül tarihli yatırım fonları raporunu inceleyeceğiz. Geçtiğimiz hafta BIST 100 kapanışı hariç çoğunlukla negatif bir piyasa gördük. BIST 100 endeksi %1,71'lik bir pozitif getiriyle kapattı. Yurt dışında ise S&P %0,23 ve Dow Jones %0,94 pozitif getiriyle haftayı kapatırken Nasdaq ise %0,74 negatif bir performans sergiledi. Kıymetli madenler tarafında ons altın %0,36, gram altın %0,06 ve ons gümüş 3,25 negatif seyirle kapatırken Brent petrolde ise %1,74 negatif performans izledik. Bitcoin ise geçtiğimiz haftayı %10,82 negatif getiriyle kapattı. Geçtiğimiz haftanın önemli gelişmelerine raporumuzdan göz atabilirsiniz. En yüksek ve en düşük getirili fonlara baktığımızda en yüksek getirili fonlarda IEE %6,60, AES %2,93 ve FMG %2,86 yükselişle ilk üçte yer alırken en düşük getirili fonlarda NTS %11,40, IHP %5,88 ve ZDZ %4,37 düşüşle negatif performans gösterdi. Haftanın lider fonu ise %6,60 getiriyle İstanbul Portföy 14. serbest fon oldu. İlgili fon detayına tıklayınız kısmından ulaşabilirsiniz. Tüm bu fonlar içerisinde geçtiğimiz haftanın kazananı kıymetli madenler ve emtia fonları olurken kaybedeni ise karma şemsiye fonları oldu. Yatırım danışmanlığı ve araştırma birimimizin önerileriyle bireysel portföy yönetimi tarafından yönetilen IVF fonumuzun performansına baktığımızda geçtiğimiz haftayı katılım 50 endeksi %1,19 yükselişle kapatırken IVF fonumuz %0,84 pozitif getiriyle kapattı. İlgili fon detaylarına tıklayınız kısmından ulaşabilirsiniz. Bu haftaki takvimde yoğun veri gündemi görüyoruz. Bugün yurt içinde gayri safi yurt içi hasıla verilerini takip ettik. 3 Eylül Salı günü ise yurt içi TÜFE verisine, 5 Eylül Perşembe günü ABD ADP özel sektör istihdam verisine ve 6 Eylül Cuma günü ise ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verilerini takip edeceğiz. Bu haftaki yatırım fonları raporumuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıklı günler dileriz.